Merhaba arkadaşlar, Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı yaklaşırken bu şekilde çam ağaçlarının yapımını göstereceğim yılbaşı süsü olarak. Siz de bu şekilde çam ağaçları yapabilirsiniz. Tığla yapıyoruz. Bunun için tığ numaramız 1,90 mm. Bir de makasa ihtiyacımız var. Ve istediğiniz bir ip kullanabilirsiniz. Renk olarak da size kalmış. Ben şimdi yeşil renk kullanacağım ve böyle biraz parlak bir ip. Bunun için öncelikle şöyle bir parça ipimizden kestim. Yani çok ince olmazsa ipiniz iyi olur. Benim kullanacağım ip böyle çok katlı bir ip. Şöyle bir 20-25 santim uzunluğunda bir parça ip kestim. Şimdi bunun üzerine başlayacağız yapımına. Şöyle ipimizi alalım. Bir tane zincir çekip şöyle sıkılaştıralım. Ve diğer ipimizi şöyle alalım elimize. Bunun üzerine yapacağız. Sık iğneler yaparak çam ağacımızı oluşturacağız. Şöyle sık iğne şeklinde buraya tutturdum. Arada kalacak yani şu uzun ipimiz. Şunu da keseceğiz. Şöyle biraz saklayayım buraya. Tığımıza dolamadan sık iğneler yapıyoruz. Şimdi birincisini ipimize bağlamıştık zaten. Onu saymıyoruz. Bir tane yaptım. 2 ve 3. 3 tane sık iğneyi yapmış oldum. Şimdi burada dönüş yapacağız. Öncelikle şu başlangıç ipimizi bir kesmek istiyorum buradan. Karışmasın. Şöyle. Şimdi hemen dönüşümüzü yapıyoruz. Arka tarafına geçtik. Hemen yanındaki boşluğa yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bir tane zincir çektik. Tığımıza doluyoruz. Bundan sonrası tekli trabzan olarak yapıyoruz. Tığımıza doladık. Aynı noktaya battım. Ve hepsini birlikte çıkardım. Tığımıza doladık. Diğer boşluğa geçiyoruz. Ve 3 ilmeğimizi birlikte çıkardık. Yine tığımıza doladık. Hepsini birden çıkardık. Şimdi o dönüşten sonra yani zincir çektik. Ondan sonra 1, 2, 3 tane yaptık. Bu dördüncü. Şimdi yine dönüşümüzü yapıyoruz. Hemen döner dönmez ilk boşluğa bir tane sık iğne. Başlarda böyle sık iğne. Sonra tekli trabzanla devam ediyoruz. Bunun üzerine bir tane zincir yapıyoruz. Sonrasında yine tekli trabzanlarla devam ediyoruz. Yani tığımıza dolayıp tek seferde çıkartıyoruz. Bu şekilde. Burada bir artma söz konusu oluyor. Şu dönüşümüzdeki zincire de batıyoruz. Her sırada birer tane artırmış oluyoruz. Şimdi yine dönüşümüzü yaptık.
hemen yanına batıp burada ilmek şey ipim ayrıldı. Çok katlı olunca ip böyle biraz sıkıntı olabiliyor, takılıyor tığa. Şimdi bir tane zincir çektik. Hemen aynı noktaya tekli trabzanımızı yaptık. Hemen yanına bir tane daha yaptık. Yapımı gerçekten çok kolay. Yılbaşı ağacınıza süs olarak asabilirsiniz. Anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ben biraz uzak durduğum için zor oluyor ama. Şimdi burada sıra sonuna geldim. Şöyle tarif edeyim. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Şu anda 5.'ye dönüyoruz. Burada 7 tane olmuş oldu toplamda. En baştakini de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tekli trabzan oluşturmuş olduk. Şimdi dönüşümüzü yapıyoruz. Yine aynı noktaya hemen sık iğne yaptık. Bu başlarda böyle bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya bir tane daha. Tekli trabzan. Tığımızı doladık. Ve böyle sırasıyla boşluklara tekli trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani her sırada aslında bir tane artırmış oluyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Siz tabi çam ağacının büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o kadar örmeye devam edebilirsiniz. Ben bu sık iğnelerin toplamı, trabzanların toplamı 12 tane olana kadar yaptım. İpim kalınlığına göre bu şekilde oldu büyüklükleri. Hatta bir tanesini 11 tane de yapmış olabilirim çam ağaçlarının. Şöyle zincire batıyoruz burada. Şimdi şu baştakini de sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmuş oldu. Şimdi tekrar dönüyoruz. Yine aynı noktaya döner dönmez bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir. Yine devam ediyoruz. Bu sırada 9 tane olacak. Aynı noktaya bir tane tekli trabzan. Sonrasında hep bu şekilde tekli trabzanlarla devam ediyoruz. Dediğim gibi bu trabzanların sayısı 11 olabilir, 12 olabilir ya da daha fazla yapabilirsiniz. Başlangıç noktasından sonra her satırda birer tane artırarak gitmiş oluyoruz. Ben trabzanlarımız 12 tane olana kadar yaptım. Şöyle en baştakini de sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane tekli trabzan elde etmiş olduk. Böylelikle ben burada çam ağacımızı bitirmiş oluyorum. Hani daha da uzatabiliriz, daha büyük de yapabiliriz. Ama bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Siz kendiniz nasıl isterseniz ona göre devam edebilirsiniz. Bir tane zincir çektim ve burada ipimizi artık kesiyoruz. Şöyle sıkılaştırıp hemen burada ipimizi şöyle arka tarafa alıp bir ince tığıyla yapacağım bunu. Şöyle bir parça örmüş olduğumuz yerden alıp içinden geçiriyorum. Buraya saklayalım bu ipimizi.
Şöyle bir tane daha yapalım. Tane daha yapıyorum ki şimdi keseceğim için orayı aradan çıkmasın. Şimdi fazladan da bu şekilde kesiyoruz. Şimdi gelelim üst tarafa. Bu tepe kısmını da daha önceden ayarlamıştık ipimizi. Hemen buraya şöyle bir düğüm atıyoruz. Biraz sıkılaştırıyoruz. Bir tane daha yapalım. Burası tepesini oluşturmuş oldu. Şu başlangıç ipimiz şurada görünmesin. Biraz daha kısaltacağım onu. Şimdi burada biraz ipimizden şöyle pay bırakıp, yani şu kısmı, ister bunu daha kısa tutup anahtarlık yapabilirsiniz ya da böyle uzatıp çam ağacına asabilirsiniz. Yani yılbaşı ağacınızı. Şöyle. Hemen buraya şöyle bir düğüm atıyoruz. Bu kadar yeterli. Burada da fazlalığını keselim. Tepe kısmını da böyle ayarladık. Şimdi alt kısmına yine ipimizden şöyle bir kat daha yapalım. Şu şekilde bağladığımızı düşünürsek şuradan kesiyorum. Hemen bu ortaya gelecek şekilde sayabilirsiniz de 6 tane de bu tarafta kalmış oluyor. Orta kısımdan ipimizi geçiriyoruz. Şimdi buraya da bir düğüm atacağız. Ama bunu hepsini birden tepesinde yaptığımız gibi şöyle tutup bir tane düğümümüzü yapalım şuraya. Sıkılaştırdım. Burada ne kadar pay istiyorsak bırakabiliriz. Şöyle yeterli olacağını düşünüyorum. Hatta uzun oldu. Birazcık daha alalım. Bu şekilde çam ağacımızın yapımını tamamlamış olduk. Anahtarlık aparatımızı da taktıktan sonra bu şekilde anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.